Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncü, fizik öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Birinci sorunun çözümüyle karşınızdayım. Birinci soruda yanıtımızı ellerini açmışız. Mekanik dalgalarla ilgili bir soru. Mekanik dalgalarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye soru. Yayılması için mutlaka ortam gereklidir. Bu zaten anahtar bir cümle. Mekanik dalgalarla ilgili olarak mutlaka ortam gerekiyor. Katı, sıvı, gaz hangisi olursa bu doğru. İkinci önermeye bakıyorum. Yayılma hızı ışık hızından çok küçüktür. Işık hızı dediğiniz, yani bununla karşılaştıramazsın. Mekanik dalgalarla ilgili olarak en hızlı yayılınabilecek ortam katı ortamıdır. Ve onda da yani çelik düşünüldüğünde, çelik içerisinde 4000-5000 hani metre bölü saniye gibi bir hıza sahip, ama bu ışık hızıyla karşılaştırılacak bir şey değildir. Dolayısıyla ona yani gönderme yaparsak karşılaştığım çok çok küçük kalacaktır. Bu laf da doğru. Ve üçüncüye bakıyorum. Oluşum şekline göre hem enine hem de boyuna olarak üretilebilir. Gerçekten de öyle. Enine dalga olarak mesela ne bileyim yay dalgasında enine dalga oluşturabilirim mesela. Sesle ilgili olarak boyuna dalga oluşturabilirim. Yani gerçekten oluşum şekline göre isterse enine isterse boyuna olarak üretilebilir. Bu laf da doğrudur. Yanıtımız Edirne'dir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncü, fizik öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. İkinci sorunun çözümüyle karşınızdayım. İkinci soruda yanıtımız Adana. Radyo ve ses dalgaları ile ilgili. Şunu bir hatırlayalım. Radyo dalgası elektromanyetik dalga temsilcisi şu anda bizim için. Ses dalgası ise yani mekanik dalga temsilcisi. Tabii ki de ona göre okuyacağız artık. Ona göre bakacağız. Radyo dalgaları boşlukta yayılır. Çünkü elektromanyetik dalgaların yayılması için ortama ihtiyaç yoktur. Ses dalgalarının yayılması için maddesel ortam gereklidir. Çünkü neydi? Mekanik dalgaydı, ortam isterdi. Bu doğru. Tamam mı? Ha, bu arada doğru mu? Ha, yanlışları söylüyormuş, pardon. Yani yargılarından kaç tanesi yanlıştır diye soruluyor. Bakalım yanlışları bulacağız. Bu doğru ama sonuçta. Şimdi ikinci önermeye baktım. Radyo dalgaları enine dalga. Çünkü elektromanyetik dalgalar enine dalgadır. Ses dalgaları ise boyuna dalgadır. Doğrudur. Enine dalga ne demekti? Titreşim doğrultusuyla hareket yönü birbirine dik olursa, yani sonuçta biz buna enine dalga diyoruz. Ama işte hareket doğrultusu diyelim. Titreşim doğrultusuyla yayılma doğrultusu aynı ise o zaman buna boyuna dalga diyoruz. Bu da doğru oldu. Üçüncüyü okuyorum. Radyo dalgaları elektromanyetik dalga, doğru söyledik. Ses dalgaları mekanik dalgadır. Doğru oldu. İyi gidiyoruz şimdilik. Radyo dalgaları boşlukta ışık hızıyla yayılır. Doğru. Ses dalgalarının yayılma hızı ışık hızına göre çok küçüktür. Vallahi bu da doğru. Artık kaç tanesi yanlış yok. Radyo dalgaları enerji taşımaz. Arkadaşlar, radyo dalgası dediğimiz ışığın hani görünmeyen dalga boylarından bir tanesidir. Işık enerjidir arkadaşlar. Hangi elektromanyetik spektrumda, radyo dalgası olsun, ne bileyim işte mikrodalga olsun, infrared olsun, hani kızılötesi, görünür dalga boyu olsun, mor ötesi olsun, X ışını olsun, gama ışını olsun. Işık enerjidir. Dolayısıyla radyo dalgaları enerji taşımaz dediğin zaman burada hata oluyor. Ses dalgaları enerji taşır. Yani her türlü dalga enerji taşır. Çünkü sizin ortama aktardığınız enerjiyi iletiyor ortam. Yani bu yanlış bir cümle oldu. Bu gitti. Kaç tanesi yanlış oldu o zaman? Bir tanesi yanlış oldu. O da yanlış olan da 5. önerme oldu. Yanıtımızı bir daha bir kontrol edelim. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncü, fizik öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Bir üçüncü sorunun çözümüyle karşınızdayım. Şimdi üçüncü soruda yanıtımız Edirne. Bir X yayından Y yayına gönderilen baş aşağı bir atmanın yansıyanı da baş aşağı oluyor. Tamam, hemen çizeyim ben bunu. X yayını şöyle baş aşağı bir atmasıyla beraber çizdim. Ondan sonra bağlantı noktasında bir tane Y yayı var şöyle. Bu da X yayı ve bu tarafa doğru geliyormuş. Ve diyor ki, yansıyanı da baş aşağı. O zaman burası bir atmanın gönderildiği şekliyle, arkadaşlar, gönderildiği şekliyle aynen geriye dönmesi için buranın serbest uç. Serbest uç olması gerekiyor. Yani o zaman aynen olur. Ha, bu ne zaman olur? O zaman karşı taraftaki yayın, yani şunun hafif ya da ince olması lazım. Bu tarafa ise ağır ya da işte kalın yay olması lazım. Bu da neyi getirir bize arkadaşlar? Ağır yayda yavaş hareket, tamam mı? Diğer tarafta hafif olan yerde de hızlı. Evet, şöyle, pardon. Bunu yanlış yaptık. Yavaş olsun. Tamam mı?
Burada dediğim gibi serbest uçtan ancak bu şekilde yapabiliriz. Benim karşı tarafı serbest uç olaraktan hani görmem için bana göre ince yay olması lazım. Onu da söyleyeyim. Şimdi iletilen atma her zaman bak gelen atma nasılsa iletilen atma da odur. İletilen atma yansıyana göre yavaştır. Şimdi sen burada şöyle bir şey var. Hafif, ince, hızlı tarafa gidiyorsun. İletilen hızlı oluyor, yavaştır dedi. O zaman bu yanlış. İletilen atma baş aşağıdır. Heh, dediğimize geldi. Bizim gönderdiğimiz zaten baş aşağıdır. Gelen nasılsa iletilen de öyle olacağı için iletilen de baş aşağı olacaktır. İletilen atma baş aşağı lafı doğru oluyor. İletilen atmanın genişliği. Ha, şimdi genişlik nedir? Onu bir konuşalım tekrar. Bakın arkadaşlar şöyle bir şey. Yani bunun baş aşağı olmasıyla baş yukarı olması arasında hiçbir fark yok. Buraya arkadaşlar biz genişlik diyoruz, tamam mı? Bu D eşittir V çarpı delta T olarak konuşayım. Delta T bir atmanın oluşum süresidir. Bir atmanın iletilme süresidir. Bir atmanın yansıma süresidir. Burada delta T'den yana bir sıkıntımız yok. İletilen veya yansıyan için veya oluşturulan atma için. Hız bu genişliği belirleyecek. İletilen atmanın genişliği. Hızlı taraftayız. Yansıyana göre daha büyüktür. Hızlı tarafta o zaman hıza bakaraktan genişliğinde büyük olduğunu, çok olduğunu söyleyebiliriz. Bu laf da doğru olur. Bu sayede o zaman 2 ve 3 yani yanıtımız Edirne olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncü Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Dördüncü sorunun çözümüyle karşınızdayım. Dördüncü soruda yanıtımız Edirne. Şekilde eşit karelere bölünmüş düzlemde bir ucu serbest diğer ucu sabit olan esnek yayda oluşturulmuş atma 2t sürede bir bölme ilerliyor. Bunu unutmayalım altını çizelim. 2t sürede bir bölme. Şimdi diyor ki atma üzerindeki bir noktanın hareket yönü verilen atma şekildeki konumdan harekete geçtikten 15t süre sonundaki konumu aşağıdakilerden hangisidir? Yani ben 15t süre sonunda ne yapacağıma bakacağım. Şimdi benim bilmem gereken şeyler ne? Şu nokta aşağı iniyormuş ya. Bir atma için şunu konuşalım önce. Şimdi şöyle bir şey var. Bu nokta birazdan aşağı inecekmiş. Yani buradaki nokta olsun. Burası tamam mı? Biraz sonra aşağı inecekse o zaman atmanın alacağı şekil böyle olması lazım. Bakın burası aşağı inerse biz de sağ tarafa doğru gidiyormuşuz. İlk önce bunu bir söyle. Bu bir. Sabit uçta ne oluyordu? Takla atıyordu. Yani baş yukarı gelen bir atma baş aşağı olarak dönüyor. Takla diyeyim ben burada. Serbest uçta ne oluyordu? Aynen dönüyordu. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Aynen döner. Bunları da bir hatırladık. Bak şimdi birincisi ne tarafa gittiğini bulduk. Sabit uçta ne yaptığını bulduk. Aynen döner deyip 3 tane farklı bilgiyi kullanacağız. Şimdi tek yapmam gereken bu zamanı iyi değerlendirmek olacak. Şimdi efendim 2t sürede bir bölme. Bak şimdi bu andayız ya. Şimdi şöyle yaptım mı 2t geçiyor. Böyle yaptım mı buraya geldim mi 4t. Takla atıyorum 6. Bak 2, 4, 6. Tamam mı? Hop 8. Hop 10. Sayacağız arkadaşlar. Başka yapacak bir şey yok. 12. Şimdi lütfen dikkat. Tamam mı? 12. Şu anda 14. Ama bize ne demişlerdi? 15. O zaman bu atmanın yarısı dönecek. Yarısı da oraya gelmiş olacak. Şimdi dikkat dikkat. Ön yarı nasıl ifade edelim onu? Ön yarı A olsun. Arkada yarısı B olsun. Tamam mı? Şimdi şöyle bir şey. Resmen ön taraftaki A yani şu taradığım yer aynen geriye dönecek. Aynen geriye dönünce o serbest uçta bakın şöyle yapıyorum. Şurası serbest uç noktası olsun. Hatta durun şöyle yapalım. Şöyle olsun tamam mı? B kısmı oraya geldi arkadaşlar. Şöyle oldu. B kısmı şu anda orada. Şöyle bir şey duruyor. Tamam mı? Bakın. Şöyle. Tam burası. Aslında hani böyle çizeceğiz. Sanki gidiyormuş gibi ama bu serbest uçtan geri dönecek. Buraya çizemem sonuçta. Burası B kısmı. E aynen geri döner dediğimiz ne? A kısmı da orada. Hoppa bunlar birbirlerini güçlendirdiler. O zaman burası bir birim değil. Yani o kırmızı halkayı tekrar çizeyim ben. Şurası iki birim olacak şekilde bir an için böyle bir görüntü olacak arkadaşlar. Onu bir bulalım. Evet bakın buradaki gibi. Yarısı da unutmayın bakın. Yarısı demiştik ya bak burada bir birimlik yer ya. Lütfen şuna dikkat. Burada yarım bölme var. Yani yarısı burada, burası da iki bölme. Yani bunu tam ortadan ikiye böldük. Şurada bakın şöyle. O zaman nedir? Burada da ona göre olacak. Gerçekten de Edirne oluyormuş. Böyle bir daha bir bakalım. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar ben Utonucu Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Beşinci sorunun çözümüyle karşınızdayım. Beşinci soruda yanıtımız Bolu.
Şekilde derinliğe her yerde aynı olan dalga leğeninde oluşturulan bir XYZ atması doğrusal engele ilerleyişi verilmiştir. Doğrusal engelle ilerleyiş yani bu tarafa doğru geliyor anlamında verilmiştir. Şimdi diyor ki buna göre atmanın Y noktası engele çarptığı anda görünümü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar şöyle çok basit bir şekilde bunu şuraya getirdiğimiz zaman Y noktasını bu da böyle dümdüz gelecek tamam mı? Bunun da böyle keşke önümüzde engel olmasaydı tamam mı? Bak şöyle olacaktık. Burayı da kesikli çizgiyle yapıyorum. Engel olmasaydı çünkü X noktası buraya gelecekti. Şimdi bize burayı 30 derece diye veriyorlar ya. Bu burası ile burası birbirine paralel sonuçta yayılma doğrultusu bu şekilde. Burası 30 olursa burası da 30 olur. Burası iç tersten 30 olur. Şimdi hadi bakalım burayı alalım şöyle. Burası engel. Efendim şurada da böyle bir tane çizgimiz var. Böyle bir şey. Burası Y noktası tamam mı? Burası 30 derece oldu. Burası arkadaşlar Z noktası ve Z noktası bakın şu tarafa doğru daha geliyor. Engele çarpmadı yani şurası 90 derece olacak şekilde. Ama bunu böyle bırakmazlar tamam mı? Engel var sonuçta. İşte burada doğrusal engel arkadaşlar. Sonuçta özür dilerim. Düzlem ayna tadında bir şey olduğu için burası 30 derece ise biz engelde şu ucu hemen buraya göre simetriye alıyoruz. Şuraya alıyoruz. Bakın şu noktanın simetrikte olması gerektiğine inanıyoruz. Tamam mı? Ve onu şuraya alıyoruz. Şimdi simetriye aldığın zaman buradaki açı 30'sa buradaki açı da 30 olur. O zaman şöyle ya dalgaya 90 derece yapacak şekilde bir yayılma doğrultusu olacaktır. Burası da x olacaktır. Yani açılar 30 derece oldu arkadaşlar. Lütfen dikkat. Z var. Bu tarafta Z olacak. Bir kere böyle x olması yanlış. Açılar da 30 derece olacak. Yani burada yanıtımız bol oluyor. Diğer seçenekleri artık zorlamıyor. İlk önce olması gereken yeri hayal edin. Yani burada engel olmasaydı bu tarafa doğru yani böyle gidecekti deyin. Sonra engelin arka tarafta kalan kısmı hangi parçasıysa simetriye açısıyla beraber alın arkadaşlar. Bu şekilde de yanıtımız bolu oluyor. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncü Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. 6. sorunun çözümüyle karşınızdayım. 6. soruda yanıtımız bolu. Bunu ne olur ne olmaz diye koyduk. Hani Anadolu Lisesi kitabında formülü yok ama Fen Lisesi'nde var. Hani sıkıntı olmasın karşınıza çıkarsa en azından bir yerde görün diye. Stroboskoptan bahsediyor bu soru. Stroboskop yani sonuçta dalgaları duruyormuş gibi görmeye yarayan bu gözlemi yapmamızı sağlayan bir laboratuvar aleti. Üzerinde yarıklar bulunan dönen bir disk açıkçası. Bu sayede biz frekansla ilgili bilgiyi alıp oradan da su dalgasının hızını tespit edebiliyoruz. Sonuçta bu laboratuvar aleti bize su dalgalarının hızını bulmaya yardımcı oluyor. Onu bir söyleyelim. Peki nasıl çalışıyor? Olayın mantığı nedir? Yani ben kendim burada çizmeye çalışacağım. Üzerinde yarıklar var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle işte elimden geldiğince çizmeye çalışacağım. Dört yarıklı bir şey yapacağım ben. Ama tabii genelleme yapacağız burada. Şöyle ondan sonra da korkunç çiziyorum farkındayım. Şöyle bir şey O noktası etrafında diyelim şu O noktası dönebilen bir disk. Bu aralıklardan su dalgalarına bakıyoruz. Gözümüzün önünde tutuyoruz bu dönen diski çeviriyoruz. Döndükçe ara ara gözümüzün önü yani açılınca şu aralıktan su dalgalarını görebiliyoruz. İşte o noktada diyelim ki tamam mı şuradan bir dalga leğeni üzerindeki yani içinden yani dalga leğenindeki dalgalardan bir tanesi geçsin. Birinci dalga birinci yarıktan geçsin tamam mı? Sonra buraya ikincisi gelecek. Arkasından peşi sıra diğer elemanlar gelecek. İkinci dalga gelecek, üçüncü dalga gelecek neyse. İşte bak ikinci dalga tam böyle gözünüzün önüne geldiğinde eğer stroboskop böyle dönüyorsa değil mi bu tarafa doğru. İkinci yarıkta tam buraya gelirse sen yine aralıktan baktığında orada bir dalga göreceksin. Sen şimdi hangisi birinci hangisi ikinci bilmezsin ki. Sen önüne aralık geliyor orada dalga görüyorsun. Önüne aralık geliyor orada dalga görüyorsun. E şimdi bu şekilde devam ediyor. Bu da üçüncü yarık ya. O da buraya geldiğinde üçüncü yarık da oraya gelirse. Sen sürekli aralıktan baktığın anda orada bir dalga göreceksin. O zaman işte sen dalgaları duruyormuş gibi görmeye başlarsın. Şimdi o zaman ben şunu söyleyeyim. Yani net bir şekilde şunu ifade edebiliriz. İkinci dalganın birinci dalganın yerini alması periyot kadar sürede olur. Çünkü periyodik dalga ya sonuçta. Lambda kadar ilerleyebilmeniz için periyot kadar süre geçmesi gerekiyor. O zaman TD diye belirteyim ben. Dalgaların periyodu kadar süre geçerse o zaman ikinci dalga birinci dalganın yerini alır. Peki
İkinci yarık birinci yarığın yerini ne zaman alır? Bakın dört tane yarık var ya sonuçta burada. Bunun hani sonuçta kendine göre T stroboskop diyelim, TS diyelim. O zaman ikincisi birincinin yerini alacaksa o zaman dörtte biri oluyor. Çünkü yarık sayısı yani dörde bölmüş oluyorum. Peki ben burada tabii daha fazlasını çizemediğim için böyle yaptım. En yarıklı bir stroboskop olursa ne olacak? Bölü en olacak. Bu yarık sayısı arkadaşlar. Yarık sayısı. İşte bakın burada yani stroboskopun periyodunu yarık sayısına bölersek biz kaç saniyede bir dalgaları gördüğümüzü anlayabiliriz. O zaman eğer bu süreyle TD dediğimiz süreyle stroboskop bölü N dersek yani o zaman yani bu zaman aralıkları birbirine eşit olur. Şimdi buradan gittiğimde ne oluyor? N çarpı TD oluyor eşittir TS oldu. Bakın böyle bir şey var. T eşittir 1 bölü F değil mi? Hani periyot eşittir 1 bölü frekans değil mi? O zaman ne olacak? Şöyle bir şey diyeceğiz. Bir dakika bakayım. T stroboskop bölü N dedim. Tamam bu TD'ye eşit olursa dedim. Tamam bunu buraya aldık. İşlemimizde hata var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Şimdi burada 1 bölü FD oldu. Eşittir. Bu da 1 bölü FS oldu. Böyle bir şey oldu. İçler dışlar çarpımı yaparsak yani doğru mu yapıyorum ya? Dur lan bir dakika. FD olacak özür dilerim. Bunu şuraya atacağım, bunu buraya atacağım. N çarpı FS şeklinde. Bir tane bağıntı buldum böyle tamam mı? Kendim ispat ettim. Yani burada konusunu anlattım açıkçası soruyu çözebilmek için. Bunu kullanacağım çünkü birazdan. Şimdi başka neler veriliyor bize bilgi olarak? Şöyle bir şey var. Ardışık 3 dalga tepesi arası uzaklık 24 santimmiş. Onu da bir yapmak zorundayız. Ardışık 3 dalga tepesi yaptım. İşte birinci, ikinci, üçüncü dalga tepeleri. Tepeden tepeye çizilen uzaklık lambda oluyor. Bunlar lambda ise 2 lambda eşittir. Kaçtı? 24'tü. Onu veriyorlar bize. Lambda eşittir. Buradan 12 santim şeklinde buldum. Bunu da buldum. Şimdi başka ne yapacağım? Başka neler yapacağım? Yani bir bilgiler daha toparlamam lazım. Ne dedi bak? Dakikada 90 tur dönüyormuş. Ben burada frekanstan bahsediyorum. Stroboskoptan bahsediyorum. Frekans demek birim zamanda yani saniyede o hareketi kaç defa yaptığınızdır. Dakikada karışmasın diye şöyle düşey bir çizgi çekiyorum. Yani 60 saniyede yazacağım bunu arkadaşlar. 90 tur dönüyormuş tamam mı? O zaman 1 saniyede ne kadar döner derseniz sorunun yanıtı frekans olmuş oluyor. Şimdi ben burada frekansı ne yapacağım? 90 bölü 60'tan böyle mis gibi. Evet vallahi bayağı da zorlayıcı soru. Bütün numaralarını yapmışız yani. Saniye üzeri eksi 1 ya da birimi Hz olarak konuşabiliriz. Frekansımızı bulduk. Şimdi ne diyor bize? Hızı soruyorlar arkadaşlar. Buna lütfen dikkat. Biraz yukarıya doğru almam gerekecek. Vallahi sorunun çözülebilmesi için işlem kalabalığı oldu biraz. Şimdi bakın yarık sayısını vermişlerdi ya. Bizim hani hızla alakalı bir şeyleri bulabilmemiz için x eşittir vt'den gidiyorduk. Diyordum ki ben. Periyot kadar sürede kat ettiğiniz mesafeye lambda denir. F yerine isterseniz 1 bölü F koyarsınız. Dalgalardan bahsediyorum. O zaman V eşittir lambda F şeklinde olur. F derken dalga için konuştuğumuz için karışıklık oluşturmaması adına FD diyorum. Bize bunu soruyor. Demek ki ben bu ikisini biliyorum. Biliyor muyum? Biliyorum. Burası kaçtı? 12. Yanına bu FD'yi getireceğiz biz şimdi. Tamam mı? Stroboskopun frekansıydı bu. Onu da dikkat edin. Stroboskopla alakalıydı. İşte bu başlangıçta bulduğum ama henüz kullanmadığım arkadaşı kullanma vakti. Buradan geliyoruz. FD soruluyor. Dalgaların frekansını bulacağız. Yarık sayısı kaçtı? Yanlışlık olmasın. 6 yarıklıymış. Oradan devam edelim o zaman. 6. Stroboskopun evet onu da yazdım. 3 bölü 2. Şöyle bu da gider. Buradan da 9 oldu. Artık arkadaşı burada yerine koyabiliriz. 90. Vallahi 108 yapıyor. Doğru mu ya? Bolu. Evet. Vallahi boluymuş. 12 çarpı 9'dan yani 308 yapıyor. Yanıtım bu. Bütün konuyu anlattım valla. Evet dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Merhaba arkadaşlar. Ben Umut Öncü Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. 7. sorum çözümüyle karşınızdayım. 7. soruda yanıtımız Bolu. Şekilde içerisinde su bulunan şişenin üstüne üflendiğinde çıkan sesin frekansı P oluyor. Şimdi burada arkadaşlar olay şöyle bakın. Buradan üflüyoruz tamam mı? Şuradan böyle hani rüzgar gibi yapayım şöyle. Tamam mı? Şuradan üflüyoruz. Böyle şu yönde üflüyoruz. Ve burada titreşen havanın titreştiği kısmı burası olarak düşünüyoruz.
Ve buna göre de frekans hani belirleyeceğiz. Bu kesinlikle üflemeli yani nefesli sazlar deniyor ya. Yani bir flütle kesinlikle eşleştirebilirsiniz. Bakın yani bunu yapmadıysanız bilmiyorum hani bir soda şişesinin tepesinden üflediniz mi? İlk bir kapağını açtığınız zaman üfleyin, tamam mı? İnce bir ses çıkar. Sonra tamamını içtikten sonra boş şişeye üflediğiniz zaman daha kalın bir ses çıkar. Belki denemiş olabilirsiniz. Flüte geri döneyim. Bütün delikler kapalıyken ve yani düdüğünü üflediğiniz zaman bütün o flüt boyunca içeride hava titreşir ve kalın do gelir. Do, re, mi, fa, sol, la diye gittiğiniz zaman parmakları açtıkça havanın titreştiği uzunluk azalır. Dolayısıyla ses incelir. Yani frekans yükselir. Aynı şey gitar telinde de var bakın. Boş bir tele vurduğunuz zaman aldığınız ses ile bir noktaya bastığınız zaman gitar telinin boyunu kısalttığınız zaman bir yere basıyorum artık. Daha yakına basıyorum ya da daha yakına basıyorum. O zaman ses giderek incelir. Titreşen kısmın boyu kısaldığı zaman ses inceliyor. Burada bu şekilde düşünülebilir. Şimdi frekansı P oluyor diyor. Soruyu artık alabiliriz. Tamam mı? Buna göre işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa P azalır. P'yi azaltmaktan bahsediyor şimdi. Şimdi o zaman ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Yavaş üfleme ya da hızlı üfleme sadece ortaya çıkacak olan sesin şiddetini değiştirir. Yani bir flüte siz bütün delikler kapalı, kalın doğu çıkacak. Yavaş üflesen ne olur? Yani hızlı üflesen ne olur? Kalın doğu. Sadece sesin şiddeti yani sonuçta yani az ya da çok olacak. Daha yavaş üflerseniz sesin şiddeti düşer ama frekansta bir değişiklik olmaz. Onun için bu değil. P'nin azaldığı durumu istiyor. Bu miktarını azaltıp bu miktarını azaltırsanız yani şuradaki H dediğimiz şey H1. O zaman buraya getirdiğiniz zaman ne olacak? Havanın titreştiği uzunluk arttı. Yani siz delikleri kapatıyorsunuz. Kalın doğuya doğru gidiyorsunuz. Yani tekrar örnekten hatırlatırsak. O zaman ne oluyor? Frekans düşüyor. Çünkü yani nasıl diyeyim? Frekans düşerse kalın seslere doğru gidersiniz. Frekansı azalttık. Su miktarını azaltıyor. Tamam dedik. Bunu kabul ediyoruz. Su miktarını artırıp Aynı biçimde üfleme söyleyemedim. Bu işte frekansı yükseltir arkadaşlar. Frekansı arttırır, ince sese gidersiniz. Bu olmaz. Yanıtımız o anlamda bolu oluyor. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ben Utuncu Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikte 8. sorunun çözümüyle karşınızdayım. Şimdi 8. soruda yanıtımız Edirne. Deprem dalgaları ile ilgili bir soru. Yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş. Depremin büyüklüğünü ölçen aletlere sismograf denir. Depremin büyüklüğü, depremin olduğu noktada ortaya çıkan enerjinin karşılığıdır. İşte atıyorum kafadan, yani İzmir'de işte saat 18.32'de olan depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü dediğinizde bu Richter ölçeğine göre söylenen bir sayıdır. Bu alete de sismograf deniliyor. Evet, böyle hani bir kağıt var, rulo şeklinde böyle bir şey var, böyle zikzaklar çiziyor. O doğrudur. İkiyi okuyorum. Depremin merkez üssünden uzaklaştıkça depremin şiddeti tabii ki de yani doğru. Merkez üssü dediğiniz nedir? Onu da bir anlatalım, hatırlatalım. Şimdi dünya olsun bu. Atıyorum dünyanın merkezi burası, tamam mı? O diye merkez yani söylüyorum. Ondan sonra şurada bir yerde bir fay kırılıyor, bir şey oluyor. Yani buraya biz arkadaşlar odak noktası diyoruz. Tamam, depremin olduğu noktaya odak noktası ismi veriliyor. Ondan sonra bakın merkezle odak noktasını birleştirdiğiniz zaman yani yüzdeye çıktığınız o en kısa mesafe var ya. Burası arkadaşlar merkez üssü olarak anılıyor. Merkez üssü. Yani bakıyorum Seferihisar açıklarında İşte oluşan, Kuşadası Körfezi'nde oluşan deprem oralarda çok olur da o anlamda söylüyorum. Oraya oradan uzaklaşırsan tabii ki de depremin şiddeti yani sonuçta azalacaktır. Yani etrafa verdiği hasar, binalara verdiği hasar şiddeti dediği için konuşuyorum bunu. Büyüklüğü değil, şiddeti. Büyüklük değişmez arkadaşlar. Büyüklük depremin olduğu noktada ortaya çıkan enerjiyle ilgilidir. Şiddeti binalara verdiği hasar, insanlar üzerindeki verdiği hasarla alakalı olarak evet doğru azalır. Üçüncüyü okuyorum. Deprem sırasında enerjinin açığa çıktığı noktaya odak noktası denir. Evet, o olayın gerçekleştiği yer işte odak noktası. Bunu konuştuğumuz için sadece doğrudur diyor. Evet, yanıtımız Edirne oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.